Ama önce dünyanın en popüler gazlı içeceklerinden birinin üretim sırrını ortaya çıkarıyoruz. Kola. 1896 yılında eczacı John Pemberton tarafından keşfedildi ve kola bugün hiç olmadığı kadar popüler. Kolayı bu kadar başarılı yapan müşterileridir. Kola harika tadı olan ferahlatıcı bir meşrubattır. Ve bu klasik içeceği Kanada, Ontario'daki bu fabrikada imal ediyorlar. İşlem büyük paslanmaz çelik tanklarda başlıyor. Louis burada 22 yıldan fazla süredir kola yapıyor. Bu su ısıtıcısı devasa bir kola kutusuna benziyor. Başlamak için filtrelenmiş su ve şeker doğrudan tanka pompalanıyor. Kola, kola şurubu yapımı ile elde ediliyor. Konsantre ana malzeme daha sonra karbonatlı suyla karıştırılıyor. Daha sonra konsantre edilmiş baharat karışımı ilave ediliyor. Ana malzemeler gizli. Fakat ajanlarımızdan içinde vanilya, tarçın ve fosforik asit olduğunu öğrendik. Vanilya ve tarçın kolanın kendisine has özgün lezzetini veren iki malzemedir. Konsantre asit büyük oranda lezzetini veriyor ve içeceğin ağızda verdiği hissin oluşmasını sağlıyor. Bununla birlikte aynı zamanda içeceği muhafaza da ediyor. Tek partide 120 binin üzerinde kutu kola imal ediliyor. Ve birkaç dakika sonra karışım şurup formunu alıyor. Daha sonra bir damla şurup şeker oranını belirlemek amacıyla refraktometreye yerleştiriliyor. Bu işlem aynı zamanda tuğlalar olarak da geçer. Şurubun doğru oranlarda olduğunu kontrol etme amaçlı kontrol içimi de gerçekleştiriyoruz. Onayla beraber şurup miksere pompalanıyor. Burada şurup içeceği üretmek için karbonatlı soğuk suyla karıştırılır. Karıştırma işlemi restoranlardaki meşrubat makinelerindeki işlemin daha büyük bir versiyonu. İçeceği üretmek için şurup karbonatlı soğuk suyla harmanlanıyor ve buradan doldurucuya gidiyorlar. Bu işlem gerçekleşirken istiflenmiş kutular konveyöre yerleştiriliyor. Alüminyum kutular daha önceden basılı halde dolum hattına yerleştirilmeye hazır şekilde geliyorlar. Kutular bu devasa doldurma çarkı sayesinde dolduruluyor. Her kutuya 355 mililitre koyuluyor ve bir dakikada binin üzerinde kutu dolduruluyor. Kutuları soğuk ısıda dolduruyoruz. Ürün bu şekilde karbonatlı ve köpüklü hale getiriliyor. Doldurulmadan önce kutulara basınç uygulanması gerekiyor. Bu işlem yapılmadığı takdirde karbonatlama taşmalarına sebep oluyor. Sırada doldurulmuş kutular dikiş makinesine doğru gidiyor. Burada makine her kutuya alüminyum kapak dikiyor. Çok hızlı bir mekanik dikiş işlemi. Kapak kutunun üstüne yerleştiriliyor. Kutu dikiş makinesinden geçerken dönmeye başlıyor. Makine kapakları kutuların üstünde bükerek eş zamanlı ve otomatik bir şekilde mühürlüyor. Mühürlendikten sonra kutular suyla yıkanarak temizleniyor. Ters çevriliyorlar ve sonra üzerlerine son kullanma tarihleri damgalanıyor. Bu noktadan sonra kutular paketlenmek için fazla soğuk. Bu yüzden ısıtıcıya doğru yol alıyorlar. Soğuk olduklarından dolayı paketlemeye gitmeden önce sıcaklıklarının fabrikanın ortam ısısında olması gerekiyor. Böylece kutulardan çıkan buğu kutulara zarar vermeyecek. Kutular tek sıra halinde diziliyorlar. Düz çevriliyorlar. Ve sonra paketlemeye doğru yolculuklarına devam ediyorlar. Burada karton kutular mekanik bir kolla açılıyor. Ve 12 adet kutu içlerine kayıyor. Daha sonra kutular kapatılıyor ve paletlere iletiliyorlar. Şuruptan binlerce kutuyu doldurmaya yetecek miktarda kola elde etmek sadece birkaç dakika sürüyor. Belki siz de tam bu dakikada içiyorsunuz. Pizza yediğim zaman pizzayla kolanın birlikte harika gittiğini düşünüyorum. Afiyet olsun.
Kola cevizi nereden bulunur? Kola cevizi tropikal Afrika ağaçları Kola acominata ve Kola nitida'dan bulunur.